Yönetmen koltuğunda Keçe ve Can Ülkay'ın, senaryo koltuğunda Hakan Günday ve Gürhan Özçiftçi'nin bulunduğu 2018 yapımı Bir Müslüm Baba Hikayesi. Müslüm Baba olarak tanıdığımız Müslüm Akbaş'ın nasıl Müslüm Gürses olduğu ve hayatını konu alan film. Direkt giriyorum, filmi ben çok beğendim. Ki bu kadar beğeneceğimi tahmin etmiyordum. Neden? Önyargı. Ne demişler? Atomu parçaladım, önyargıyı parçalayamadım. Tamam. Film kendi içindeki tüm dallarda başarılı. Kostümü, makyajı, sanat yönetimi, görüntü yönetmeni, oyunculuğu. Geçenlerde Timuçin Esen'i televizyonda bir dizide gördüm. Ve dedim ki bu adam artık iyi işler yapmıyor galiba. Hani önceden çok iyi filmlerde görürdük. En son bir Bodrum Masalı'nda izlemiştim kendisini. Bodrum Masalı da benim sevdiğim bir diziydi ama hani sinemada pek bir şey yapmıyor galiba artık. Genelde dizimizi parama bakarım falan takılıyor diye düşünüyordum ki Müslüm Gürses performansından önceydi bu. Of! O nasıl güzel bir karakter yaratmaktır. Oyuncu koçun Stanislavski miydi be adam? Ya biliyorsunuz ben çok fazla kişi övmem. Çok kişinin oyunculuğunu beğenmem yani. Öyle çok zor beğenen bir insanım. Akıyor yani. Bu adam son zamanlarda dizi karakterleri içerisinde en çok akılda kalan, benim için en çok yuh ya. Oyuncular da bunu coşturmuşlar. Gerçekten bütün oyuncular en iyi oyuncu ödülünü hak ediyor. Müslüm Baba'nın şarkılarına nasıl güzel, nasıl hisli bir yorum katmışsın. YouTube'da filmin müzikleri var bu arada. Açıp oradan dinleyebilirsiniz. Çünkü filmin müziklerini Timuçin Esen ve Müslüm Baba'nın çocukluğunu canlandıran Şahin Kendirci. Bilmiyorum açık eylemi, kapalı eylemi ama onlar söylüyorlar film müziklerini. Timuçin'in oyuncu koçu film bittikten sonra uzun süre Timuçin kendine gelemez demiş. Timuçin Bey'i bilemiyoruz ama biz seyirci olarak kendimize gelemedik. Ben bundan sonra Timuçin Esen'i herhalde başka bir performansıyla hatırlayamam. Bunun üstüne çıkabilir mi onu da bilmiyorum. Gerçekten sahnede değil perdede Müslüm Baba vardı. Ayrıca Şahin Kendirci kendinden kaçak. Yarın keskin kendisi de çok başarılı. Sadece müzik yeteneği, şarkı söyleme kabiliyeti yokmuş. Gerçekten oyunculuk dalında da ilerlemek isterse çok iyi yerlere geleceği belli. Muhterem Nur rolünde Zerrin Tekindor vardı. Zerrin Tekindor harika bir kadın. Ben Zerrin Tekindor'u gözümü kırpmadan izlerim her zaman. Çok güzel bir kadın. Çok güzel bir oyunculuğu olan bir kadın. Ama Muhterem Nur olarak bir karakter çıkarmamış. Hani Muhterem Nur'u göremedik. Timuçin Esen'de nasıl Müslüm Baba'yı olduğu gibi görüyoruz. Zerrin Tekindor'da ben Muhterem Nur'u görmedim. Yine Zerrin Tekindor'u gördüm. Şahsen Müslüm Baba'nın sesini de duymayı çok istedim ben. Yani acaba Müslüm Gürses'ten de duyar mıyız bir şarkı dedim ama pek duyamadık. En azından filmin sonunda bu harbi açık hava konseri veriliyor filmin sonunda. Orada Timuçin Esen'in sesine Müslüm Baba'nın sesi karışsaydı da birlikte harmanlansaydı da sonra Müslüm Gürses'in sesiyle jenerik aksaydı. Ben yönetmen olsam böyle yapardım. Beyin bedava. Ama tabii sanıyorum ki işin izindi, telifti, kısımları var ki birçok ünlü şarkısını da çalmadılar Müslüm Gürses'in. Bu arada filmi izlerken ya inşallah şu şarkısı da çalar, şu şarkısını duyar mıyım acaba dediğiniz şarkı oldu mu? Olduysa yorumlar kısmında yazarsınız, sevinirim. Benim oldu yani. Ben Müslüm Gürses'in bütün şarkılarını ezbere bilen bir insan değilim. Müslüm Gürses'le büyümüş bir insan da değilim aslında. Biz belli yaştan sonra Müslüm Gürses'le tanışan kitleyiz ama özel olan sevdiğimiz birkaç şarkısı elbette ki var. Ben şarkının adını şu anda tam hatırlayamadım. Neredeysen bir haber gönder. Diğer yer sende kaldı. Evet, sende kaldı. Yı bekledim acaba çalar mı diye. Zaten işte hangimiz sevmedik bir bile bilsen falan bunları da bekledim ama bunlar filmde çalmayan şarkılarından. Sizler hangi şarkıyı merakla beklediniz? Ben de bunu merakla bekliyorum. Film adeta bir müzikal gibiydi zaten. Şarkıların biri bitiyor, biri başlıyor, biri bitiyor, biri başlıyor. Ben zaten dinlemeyi, şarkı dinle, müzik dinlemeyi çok seven bir insan olduğum için bunlar benim gözüme batmadı. Bütün şarkılarını ilgiyle dinledim. Ama herkes bundan memnun olacak diye bir şey yok. Arka koltuklardan böyle bir cümle duydum. Yeter sürekli şarkı giriyorlar dedi arkadaş. Filmde Müslüm Baba'nın çocukluk ve gençlik dönemlerine daha çok yer veriliyor. Aile trajedisine ve Muhterem Nur'la nasıl tanıştı ve Muhterem Nur'la birbirlerine olan aşkına daha çok yer veriliyor ama Müslüm Gürses'in nasıl Müslüm Baba olduğunu, tüm Türkiye'de nasıl bu kadar sevildiğini, o kendini jiletleyen gençler o aşamaya nasıl geldi, hani Müslüm nasıl bu kadar baba oldu, bu kısım çok fazla işlenmedi. Aslında biraz hikaye olarak sığ kaldı, geride kaldı. Bunun nedenini merak ediyorum. Hani özellikle mi işlenmedi? Keşke hikaye bu anlamda bu kadar çok sığ kalmasaydı. Çünkü hepimizin merak ettiği şeylerdi bunlar. Hele son yılları, bizim hatırladığımız yıllar
yıllar ya. Ben 2000 doğumlu olduğum için 2000 doğumundan sonrasını hatırlıyorum. En son Harbiye Açık Hava konseri gösteriliyor. Orada Müslüm Baba birazcık görünüyor ve orada bitiyor. Yani ölümüne yakın olan zaman gösterilmiyor. Yakarsa dünyayı garipler yakar dedi baba ama garipler neden yandı? Nasıl bu kadar bu gariplerin babası oldu? Bu kısmı görmeyi isterdim. Eğer zamanın eli size de değdiyse, çoktan her şey değiştiyse mutlaka bu filmi izlemeye gidin. Bir de filmde bir araba alma sahnesi var. Müslüm Gürses araba almaya gidiyor menajeriyle birlikte. Orada galeride iş yeri dükkanın içerisinde Müslüm Gürses'in kendisini görüyoruz. Yani Müslüm Gürses Sen bir görüntü koyulmuş filmin arasına. Sanki başka bir müşteriymiş de orada oturuyormuş gibi bir şey yapılmış. Burayı tam anlayamadım. Benim dediğim gibi mi yapılmış? İzleyenler yorumlarda yazarlarsa. Müslüm Baba'yı bir an böyle bir 5 saniye falan orada sanki başka bir müşteriymiş gibi gösterdiler bize. Bu da beyin yaktı biraz. Acaba buna gerek var mıydı? Bence yoktu. Neyse bunlar da filmin tuzu biberi, nazar boncuğu olsun diyorum. Gerçekten çok başarılı bir yapım olduğunu düşünüyorum. Ve izlemeye gidin diyorum.